Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir çok kolay olan tığ oyası. Tüben kenarına tığ oyasından. Bunu göstereceğim. İlk başlayanlar için en rahatlıkla yapabileceğiniz ve kolaydan olan bu örneği hemen göstereceğim. Şöyle ilk olarak örneğimizi göstereyim. Tabii bu üçlenmemiş hali. Bir üçleyince bu ip kısmına daha güzel direk gibi duruyor. Şöyle. Normalde boncuklarımız şöyle tuhafiyelerden ben alıyorum. 10 gramı 1.75 kuruş. Sanırım 20 gramdan tam çıkacak çünkü bayağı sık boncuk geçiyorum oyada, o yüzden siz de alırsanız da 20 gramlık şöyle bu tarz boncuk da alabilirsiniz veya kendi isteğinize göre. Ben böyle renk seçtim, bunların her türlü rengi var, sadesi falan, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Beyaz bir tübente yaptım arkadaşlar. Ben şöyle bir çubuğa ihtiyacımız var bir şekil verebilmek için. İsterseniz böyle bir dondurma çubuğu veya kalemlerle de yapabilirsiniz. Bende de olan bu ama bunun biraz küçüğünü yapsanız daha iyi olur. Biraz sanki benim aralıkları biraz büyük durdu gibime geldi ama güzel görünüyor şu an. Kötü bir görünüşü yok. İki iple yapıyorum. Normalde oya ipi kullanılıyor arkadaşlar. Ben sadece beyaz olduğundan dolayı şöyle dantel iplerinden birini kullandım. Alt kısmı yaparken dondurma çubuğuyla bir iple geçiyorum. Üst kısmı da yaparken şöyle ipimi geçirdiğim boncuk iplerle devam ediyorum. Şimdi size göstereceğim taraf renkli iplerle yapacağım ki tam belli olsun. Şöyle kenardan başlayacağım. Başlamalı şöyle ilk olarak taban kısmında aynı şekilde renkli olarak yapacağım ki rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle yanları yapılmış veya siz yaparsanız da yaparsınız. Şöyle daha tülbent kenarımı alıyorum. Şöyle en ucudaki kısım olan bu kısımda arkadaşlar tığımı geçiyorum. Tığım ise normal dantel tığı 18 yazıyor numarası da. Şöyle aldım. O ipimi alıyorum, hemen getiriyorum. Normal dantelde yaptığım gibi ilk olarak şu baş kısmını düğümleyeceğiz. 1-2 zincir atacağız. Şöyle. Ben genellikle 2 zincir atıyorum ki daha sık olsun ama siz bir tane de yapabilirsiniz. Daha sonra çubuğu alıyorum. Şöyle ipin yaptığım zincirin ipini yukarı çekiyorum. Şöyle. Çubuğumu geçiriyorum arasına. Şöyle alttaki kısmı. Daha sonra böyle aynı şekilde yine geliyorum tülbentimin. Şimdi ipimi bu boşluktan çıkarttıktan sonra tülbentimin her bir işleme yapıldığı yerin belli bir aralıklarla göz ucu kendinizi belirleyebilirsiniz. Tığımı danteli tülbentime geçirdikten sonra ipi alıyorum. Alıp geçirdikten sonra bir adet şöyle çektim. Bir tane de zincirimi çekip çubuğumun üstüne bıraktım. Aynı şekilde boyuttum. Yine aynı şekilde tülbentime tığımı getirdim. Geçirdikten sonra ipi alıp bir kez geçirdikten sonra bir adet de zincirimi yapıp ve böyle çubuğumun üstüne bıraktım. Aynı şekilde böyle yapa yapa aralıkları bütün tülbentimiz bitene kadar yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde ipimi alttan aldım. Getirdim. Boşluğun içerisine bir kere geçirdim. Bir adet zincir yaptım. Ve çubuğumun içerisine ipimi geçirdim. Çok kolay, rahat. Çubuğunuz olmayabilir. Kalemle de yapabilirsiniz. Biraz kendi belirlediğiniz boyuta göre. Aynı şekilde tülbentim içerisinden tığımı geçirdim. İpimi içinden aldım. Bir adet zincirimi çektim. Çubuğun içerisine geçirdim. Böyle yaparak devam edeceğiz. Ta ki bitti, kapatacağız. Farz edelim ki tülbentimizin dört bir yanı da böyle yaptıktan sonra diyelim. Şöyle alıyorum. Aynı şekilde alttan. Tübentime geçirdikten sonra buradan arkadaşlar 2-3 zincir çekip düğümleyip yakıp bırakıyoruz. Tabii benim bitmediği için şöyle zincir kenarı dursun. Daha sonradan çubuğumdan çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra ikinci kısım olan hemen göstereceğim. Şu üst kısmın boncuklarını nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Şöyle normal o ipimizi alıyoruz.
Bir iğne yardımıyla şu boncukları geçiriyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden geçirdim. Videomuz fazla uzanmasın diye. Herhangi bir iğneyle şöyle dantel o ipimizin geçirilebileceği şekilde. Daha sonradan alıyorum. Geliyorum ilk başta olan şu. İlk olan birinciyi şöyle düzeltiyorum. Zaten çevriliyor gibi. Bunu alıyorum hemen diğer üst kısımdaki ipim. İki renkli de yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben boncuklarım renkli olduğu için o yüzden tek ip kullandım. Getirdim. İlk yukarıdan olan boşluğumuzun içerisinde ipimi şöyle tığımla geçirdim. Daha sonradan da hemen şöyle bir zincirimi çektim. Ama sağlam olsun diye ikinci zincirimi de çektim. Daha sonra aynı şekilde bir boşluğun içerisine bir kez daha doluyorum. Kapatıyorum ama bu sefer zincir çekmiyorum. Kapattıktan sonra hemen ipimdeki boncuklara doğru alıyorum. Getiriyorum. Hemen buradaki başlığımın birinin içerisine şöyle ipimi aldım. Boncuğum burada arada. Hemen tığımın ucuna aldım. Şöyle aldık. Ve tabii şu düzeltiyorum. Getirdim. Hemen aynı boşluğun içerisindeki dolduğum yerin içerisine yapıp kapatıyorum. Arada herhangi bir zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Ama şu döndü. Tekrar yapayım. İlk başlarken bu ipinizde dönme çok oluyor. Şunu boncuğumu aldım. Getirdim. Boşluğum alttaki pembe olan boşluğun içerisine tığımı geçirdim. Boncuğumuzu arka kısmından da düzeltiyorum. Kapattım. Daha sonra hemen herhangi bir zincir çekmeden ikinci olan bu yukarıdaki olan boşluğuma geliyorum. İpimi aldım. Kapattım. Herhangi bir zincir çekmiyoruz. Aynı şekilde ikinci boncuğu getiriyorum. Hemen boşluğun içerisine dolup kapatıyoruz. Şöyle tekrar yapalım. Aynı boşluğun içerisine bir kez daha doluyorum. Tekrar göstereyim. Şu boşluğumuz, ipimiz olan bölüm tığımı geçirdim. İpimi geçirdim. Kapattım. Boncuğu aldım. Bir adet şöyle çevresinden kapattım. Daha sonra getirdim. Aynı ipimin içerisine tığımı geçirip kapattım. Yandaki ipimin içerisine şöyle ipi alırken de düzeltiyorum döndüğü için. İpimi aldım. Kapattım. Boncuğumuzu aldım. Ve boncuğumu da bir tane şöyle içerisine geçip daha sonradan da pembenin ipimin içerisine geçirdim. Aynı şekilde yandaki şu olan ipimi düzelttim. İpimi içerisinden geçirtip kapattım. Şöyle boncuğumu aldım. Boncuğumun içerisine bir adet şöyle alıp kapattıktan sonra ikinci ipimin pembe ipin içerisine geçip bıraktım. Şöyle göstereyim. Böyle devam ederek rahatlıkla oyamızı yapıyoruz. Dediğim gibi çok kolay arkadaşlar. Hepiniz rahatlıkla yapabileceğiniz bir örnek. Diğer tarafta yaptığımı şöyle göstereyim. Tam yakından. Şöyle devam ederek gideceğimiz güzel bir oyamız oluyor. Burada da şöyle ben çıkarttım, göstereyim. Buradan da tekrar size aynı şekilde devamını gösterelim. Boncuklarımızı baya baya yapın ki arkadaşlar ipiniz sonradan sorun yaşamayın. Şurada hemen boncuğumuzu içerisine alayım. Çünkü bir adet çekmişim. Hemen göstereceğim. Şurayı kapatıp diğer taraftan hemen başlayalım. Şöyle arkadaşlar. Şurada dönen ipimi önce düzeltiyorum. Düzelttikten sonra boşluğum içerisinde ipimi geçirtip kapattım.
Geldim, boncuğumu aldım. Etrafında bir adet kapatıldıktan sonra getirdim. Beyazımın içerisinde bir adet doldum. Aynı şekilde yandaki olan boş ipime geliyorum. Düzeltiyorum. Aldım, içerisinden ipimi geçirdim. Kapat. Boncuğumuzu aldım. Bir adet şöyle yapıp boncuğu kapattıktan sonra ipin içerisine ipsiz doluyoruz. Çok rahat. Hepiniz rahatlıkla yapabileceğiniz kolay mı? Kolay, güzel bir örnek. Böyle yaparak ben dört tarafını da yapacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.